Evliya Çelebi 25 Mart 1611'de İstanbul'da doğmuştur. Çelebi ailesi aslen Kütahyalı olup fetihten sonra İstanbul'a yerleşmiştir. Evliya Çelebi çok iyi bir eğitim görmüştür. Önce mahalle mektebine, sonra Şeyhülislam Hamit Efendi Medresesi'ne gitmiştir. Burada 7 yıl okuduktan sonra saraya özgü bir okul olan Endurun'a gitmiştir. Evliya Çelebi 25 yaşındayken Ayasofya Camii'nde Kur'an okuduğu sırada camiye gelen 4. Murat'ın emriyle saraya alınmıştır. 4. Murat'ın ölümüne kadar sarayda kalmış, gördüğü bir rüya sonucunda seyahatlere çıkmaya karar vermiştir. Bu seyahatlerini 70 yaşına kadar sürdürmüştür. Evliya Çelebi 10 ciltten oluşan Seyahatname adlı eseriyle bu gezilerindeki gördüklerini aktarmıştır. Yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde, halkın anlayacağı şekilde yazılmıştır. Pek çok gezgin, gezdiği yerleri kaleme alsa da, Seyahatname bu yazılanlardan farklıdır. Çünkü eser hem eğlence, hem de bilgi verme amacıyla yazılmıştır. Eser detayında, Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda coğrafi, ekonomi, siyasi ve sosyal düzenini ele almaktadır. Türkçenin bu dönemde ağız yapısı, kılık kıyafet düzeni, toplumsal farklılıkları, ibadet merkezleri, saraylar, konaklar ve daha pek çok detay eserde yerini almıştır. Gezdiği her yerin yemek kültürü hakkında da bilgi veren Evliya Çelebi, 44 çorba tarifinden 50 adet ekmek çeşidine kadar yer vermiştir. Evliya Çelebi 1682 yılından sonra vefat etmiştir. Ölüm yeri ve mezarı bilinmemektedir. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi 2013 yılında UNESCO Dünya Belleği listesine eklenmiştir. Videolarımın devamı için beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız için teşekkür ederim.